Merhabalar. Bu videomu izleyen tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, en yakınlarıma ve denizcilikle uğraşan meslektaşlarıma öncelikle en kalbi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 1998 yılında Türkiye Denizcilik İşletmelerine işe girdiğimde denizcilik hayatım başlamış oldu. Ve bu kurumda uzunca bir yıl kamerat olarak görev yaptım. Kurumlar arası karar gereği toplu halde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne nakledildik. Bu kurumda da yine uzunca bir yıllar kamerat olarak görevime devam ettim. Son iki yıldır yine kurumun aldığı karar gereği kameratlığı bıraktık. Deniz Hizmetleri Birimi'ne geçtik. Burada gemici olarak öncelikle İzmir'de Alsancak Limanı'nda, İstanbul Boğazı'nda, Çanakkale Boğazı'nda gemici olarak görev yaptım. Son 6 aydır memleketim Zonguldak'ta, Filos Limanı'nda pilot botunda çalışmaktayım. Ve aradan 24 yıl geçti. Bu 24 yıl zarfında görevimizi yaparken, işimizi yaparken her ne kadar en iyi bir şekilde yapmaya gayret de ettiysek yanlışlarımız olmuş olabilir, hatalarımız olmuş olabilir ama hiçbirinde inanıyorum ki ve vicdanım da rahat, asla kasıtlı bir yanlış veya bir dengesizlikti, terbiyesizlikti hiçbir zaman olmadım. O yönden çok rahatım, çok da böyle huzurluyum. Ama bilmeden, işte anlamadan yaptığımız yanlışlar olabilir, hatalar olabilir. Bu insanlık gereği olan bir şey. Ve 24 yıl aradan sonra 2022 yılının Temmuz ayı sonunda Allah nasip ederse inşallah emekli olmayı düşünüyorum ve dilekçemi vereceğim. Meslek hayatıma, denizciliğe, özel sektörde bir yılda olsa, geçici de olsa devam edeceğim. Tabii ki 24 yıl çalışmış olduğum kurumdan, arkadaşlarımdan, böyle edindiğim dostlardan ayrılmak, onlardan ayrı kalmak elbette ki zor. Yani evimizden daha fazla neredeyse bu arkadaşlarımızla böyle birlikte olduk, beraber çalıştık, güzel anılar oldu, hatıralar çoğaldı. Hiçbirinin hiçbir zaman asla unutulmayacağını, unutmayacağımı buradan belirtmek istiyorum. Emekli olduğumda yerim belli, evim belli, adresim belli. Hep böyle dilimden düşürmediğim, hatta bu dünyanın cenneti dediğim devlette yaşamıma devam edeceğim. Telefon numaram, hatta şimdi söylemek istiyorum. Yani hiçbir zaman numaramı değiştirmem. Beni arayanı kesinlikle arar sorarım. Aradıklarında açmamazlık asla yapmam. Yani bu benim kendime göre prensiplerimdir. Hiçbir zaman telefonum kapalı değildir. Hani siyasiler söyler bunu özellikle. Bir telefon kadar yakınım. İşte 24 saat açık ama hakikaten bunlar doğru. Yani bende böyle şeyler mevcut. Ben şimdi her ne kadar kurumdan ayrılmış da olsam, arkadaşlardan uzak da kalmış olsam, tabii ki gönül bağımız asla hiçbir zaman bitmeyecek, son bulmayacak. Bu nedenle böyle de bir düşünceye sahip olduğum için beni tanıyan tüm arkadaşlarıma, camiada tanıdığım abilerime, büyüklerime her zaman şunları söylemek istiyorum. Yani her zaman bilsinler istiyorum daha doğrusu. Ben onların her zaman bir kardeşiyim. Benden küçük olanların bir abisiyim. Beni unutmamalarını diliyorum. Tabii ki ben hiçbir zaman unutmayacağım. Unutmamak ve unutulmamak dileğiyle ve yine her zaman olduğu gibi en kalbi duygularımla sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hani derler ya denizcilik dininde, turuvanız nete olsun. Evet, turuvanız nete olsun, ömrünüz uzun olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.